Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan anlayabileceğiniz üzere düğün makyajımı yeniden yapıyorum. Ama bu sefer hani 2022 versiyonunu yapmaya çalışacağım. Düğün makyajında kullandığım bazı ürünleri hatırlıyorum bu arada. Hani yeri geldiği de paylaşacağım onları da neleri kullanmıştım. Kendim yapmıştım makyajımı. Sebebinden de bahsederim. Bir sürü yaptığım yanlış olduğunu düşündüğüm hatalar da var. Mesela o zamanlar cilt bakımına bu kadar meraklı değildim ve bilmiyordum nasıl yapacağımı. O yüzden yanlış yaptığım bir sürü şey var. Güneş kremi sürmemek gibi mesela. Bugün bu hataların hiçbirini yapmayacağım. Bugün çok daha bilinçliyim sonuçta eskisine göre. Bu arada 29 Ağustos bizim evlilik yıldönümümüz. Böyle çok yakın bir tarihe denk gelmiş oldu bu videoda böylece. Düğün sezonunu neredeyse kapattık ama Eylül'de, Ekim'de hani yıl boyu aslında evlenenler var. O yüzden hani belki bir nebze benim deneyimlerimden faydalanırsınız diye düşünüyorum. Eğer kendiniz yapmayı düşünüyorsanız yani makyajınızı. Tabii ben yazın sonunda evlenmiş olduğum için açık hava düğünüydü. Küçük su kasrında evlenmiştik biz. O yüzden hem açık hava düğünü olmasından dolayı hem de işte bayağı erken saatte başlamak zorundaydı. İşte hani müzik 12'de kesiliyordu o zaman da. Hani Boğaz'da olduğu için müziği kestiriyorlardı 12'de. Yani ben aslında öğle saatleri gibi makyajımı yaptım ve bütün gün neredeyse hiç tazelemeden o makyaj yüzümde kaldı. Genel olarak memnundum makyajımdan aslında ama tabii ya o zamanın makyajıyla şu zamanın makyajı arasında baya bir fark var aslında. Hepsine değiniriz. Önce cilt bakımıyla başlayayım çünkü bence cildi hazırlamak çok önemli makyaja gerçekten. Size ufak bir tavsiyem olsun. Böyle işte yeni ürünlere başlamamaya çalışın. Düğün öncesi cildiniz reaksiyon göstermemesi için, cildinizde herhangi bir iritasyon olmaması için mutlaka hani bildiğiniz, sevdiğiniz ürünlerle hani 2-3 ay boyunca rutininize devam edin bence. Hani yeni bir retinoid ürünü denemeyin mesela veya işte yeni bir niasinamid serumu denemeyin. Hep bildiğiniz, sevdiğiniz ürünler olsun. Düğün günü yaşanacak her türlü cilt problemini yani en düşük ihtimale indirmiş olursunuz öyle diyeyim. Şimdi ben çok basit bir rutin yapacağım. Cildimi aslında iyi bir şekilde nemlendirmek istiyorum ama aynı zamanda da şu anda rutinimde olan kullandığım sevdiğim ürünleri kullanacağım. Bunu 2 ay sonra yapsaydım büyük ihtimalle başka bir rutin yapacaktım. Şu anda hani bir aydır rutinimi pek değiştirmedim. Yine aynı ürünlerle yapacağım o yüzden. Cildime böyle bir nem maskesi yapmak istiyorum. Elimdeki bütün nem maskeleri bitti bu arada. Hangi ürünü alsam diye yenisine bakıyorken şöyle bir video gördüm. Bir Koreli YouTuber. Buraya da bırakırım ismini. Onun bir videosunda şöyle bir şey yaptığını gördüm. Bu Koreli makyaj artistlerinin yaptığı bir şeymiş aslında. Jel krem formunda bir nemlendiriciyi maske olarak kullanıyorlar. Hem de soğuk maske olarak kullanıyorlar. Yani nemlendiriciyi buzdolabında 15 dakika bekletiyorsunuz. Bu şekilde soğuk maske gibi jel maske şeklinde kullanıyorlarmış yüzlerine. Özellikle böyle hani özel gün öncesi işte cildin ısısını düşürmek için kullandıkları, yaptıkları bir şeymiş. Özellikle böyle çok sıcak bir yaz günüyse falan gerçekten çok güzel oluyor. Cildimi yıkadım bu arada sabah. Marudam'ın nazik temizleyicisiyle yıkadım arkadaşlar. O içerisinde sülfat yok, pH 5,5 ciltle uyumlu, çok fazla köpürmeyen, sabahları kullanmaya çok uygun bir temizleyici bu. Daha önce de defalarca kez bahsettim zaten. Bence her cilt tipi kullanabilir ama özellikle kuru ve hassas ciltlere daha uygun olacağını düşünüyorum. Çok fazla köpürmüyor, içerisinde çok fazla sürfaktan olmadığı için. İçerik listesini de ekrana bırakırım hani incelemek isterseniz. Sabah onunla yıkamıştım yüzümü. Şimdi bir de termal su sıkacağım yüzüme. Avène'inkini kullanıyorum. Genelde Avène'inkini tercih ediyorum. Diğerleri beni o kadar mutlu etmiyor açıkçası. En güzeli bence Avène'inki. Bu arada hani illa termal su olmak zorunda değil. Su bazlı herhangi bir sprey de sıkabilirsiniz. İşte Caudalie'nin üzüm suyu olabilir. Bunda sadece üzüm suyu var. Veya işte Physicians Formula'nın fermente içerikli bir spreyi var. Bu şekilde bu da su bazlı bir sprey. Bu şart bir adım değil bu arada. Dediğim gibi cildi rahatlatmak için sıkıyorum şu an. Bu hızlıca emildi zaten. Kullanacağım nemlendiriciyi de göstereyim. Marudam'ın hyaluronik asit nemlendiricisini kullanacağım arkadaşlar. Bu içeriği çok basit bir nemlendirici. İçerisinde %4 niasinamid var. Pantenol, allantoin, düşük moleküler boyutta hyaluronik asit, sodyum PCA gibi çok güzel içerikler var içerisinde. Çok basit, sade, dümdüz bir nemlendirici. Parfüm yok, esansiyel yağ yok. Özellikle karma yağlı ciltlere uygun olur. 200 ml olduğu için de hani çok uzun süre gidebilecek bir nemlendirici. Hem yüze hem vücuda kullanabilirsiniz bu arada. Jel, losyon kıvamında. Şöyle de göstereyim.
Benim yapısı gerçekten incecik. O bahsettiğim YouTube'un videosunu izlerken hakkıma bir ürün geldi. Çünkü hem gramaj olarak çok yüksek olduğu için hem de jel krem olduğu için aslında bu yönteme çok uygun. Bunu herhangi bir jel kremle yapabilirsiniz bu arada. İlla hani ürünü kullanın demiyorum. Benim şu anda elimde açık olan jel nemlendiricilerden bir tanesi bu olduğu için bunu kullanacağım. Dediğim gibi bunu 15 dakika buzdolabında beklettim. O yüzden şu anda inanılmaz serin. Bolca sürüyorum. Bunu maske gibi uygulayacağız çünkü. Böyle hani kağıt maske yapmak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hem de cildiye çok güzel bir şekilde neme doyurmuş olacağız. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Sonra bunu yüzümden sileceğim arkadaşlar. Çoğunluğunu cildim emecek zaten. Özellikle böyle kuru kalma cildiniz varsa bu tarz bir yöntem işinize yarayabilir. Veya işte cildimi çok iyi nemlendirmek istiyorum ama cildimde çok fazla katman olsun istemiyorum derseniz de yine uygun bir yöntem olur bu. Nemlendiricinin içeriği de hani birçok cilt tipiyle anlaşabilecek bir içerik. Ama yapı itibariyle eğer hani bu şekilde maske olarak değil de nemlendirici olarak süreceğim derseniz karma yağlı cilt ürünü bence bu. Yine de bir yorumları filtreleyin kendi cilt tipinize göre bir bakın derim. Çünkü her ürün herkese uymuyor bildiğiniz gibi. Ben çok memnun kaldım. Çok böyle basit dümdüz bir nemlendirici. Özellikle bu tarz bir yöntem için de uygun. Hem de normal dümdüz nemlendirici süreyim derseniz yine çok güzel bir ürün. Bir de çok hızlı emiliyor olması benim hoşuma gidiyor. Zaten bir şimdi 15 dakika kuracağım. Cildimde ne kadar kalmış bir görürsünüz zaten. Bayağı bolca sürdüm. Bu arada boynuma da süreyim çünkü şuradaki çizgileri doldurmaya da birazcık yardımcı olur. İyi nemlenmesi lazım. Fotoğraflarda iyi çıkması lazım. Hatta şöyle iki pompa da vücuduma da süreyim. Yani ilgimi çekti bu hile benim. Yani böyle yabancı make-up artistlerin bu tarz hileleri de hoşuma gidiyor. Ben de bir sürü şey öğreniyorum onlardan gerçekten. 14 dakika sonra görüşürüz. Geri geldim. Tam 15 dakika oldu. Şu tarz bir yeniden kullanılabilir pamuk alıyorum. Bu Garnier markasının bu arada. Bunu ıslattım hafifçe. Fazlalığı siliyorum tamamen. Bu arada bir dakika. Mesela alnımdaki tamamen emmiş ama yanaklarımda birazcık kalmış. Bu arada bu üründe üre var. O yüzden çok hassas ciltliyseniz üreye çok uygun bir içerik olmayabilir. Onu da uyarısını yapmış olayım. Fakat çok az miktarda var listenin son sıralarında gördüğünüz gibi. O yüzden hani çoğu kişide bir iritasyon yaşatacağını düşünmüyorum. Çünkü üre genelde çok yüksek oranda kullanılırsa iritasyona neden olabiliyor. Çok hassas kitlerde. Yani bir ürün bende herhangi bir iritasyon falan yapmadı gördüğünüz gibi hatta. Gayet de güzel nemlendiydi. Yani bir ürünü neredeyse bir aydır falan kullanıyorum. Herhangi bir iritasyon vesaire yaşamadım. Vücudumda da yaşamadım yani gayet. Nemlendirmesi başarılı. Çok böyle ağır olmayan bir nemlendirici öyle diyeyim. Yaz aylarına da çok uygun olur o açıdan. Şöyle bir kontrol ediyorum hani katman kalmaması için. Çünkü serum da süreceğim. Serumun emilmesi için hani ciltte bir katman kalmaması gerekiyor. Fakat cildim böyle neme doydu gibi hissediyorum. Aslında tam şey gibi kağıt maske yapmış gibi hissediyorum kendimi. Ama en azından bildiğim, sevdiğim bir ürünle yapmış oldum. Bu şekilde iritasyon riskini en aza indirmiş oluyorsunuz dediğim gibi. Bu arada dudaklarımın üstüne de geçtim. Orayı da nemlenmesin diye. Yani cildim çok iyi nemlenmiş hissediyorum şu anda ama cildimde herhangi bir katman yok. Aslında bu tarz özel gün makyajları için ideal bence. Bu tarz bir yöntem kullanabilirsiniz siz de sevdiğiniz bir jel nemlendirici ile. Şimdi serumuma geçelim. Şimdi bir tane C vitamini serumu kullanacağım. Kullanmaya başladım. 3 haftadan fazla oldu. 4. haftaya girdim yani. Pure Choice markasının lipozamal C vitamini serumu arkadaşlar. Bunun içerisinde iki farklı türev var. Biri %9 sodyum askorbik fosfat bulunuyor. Bir de %1 trio etil askorbik asit bulunuyor. %10 o şekilde hani toplamda %10. Ama lipozamal teknoloji kullanmışlar. Bu da hani daha derine inebildiğini işaret ediyor aslında. Bir de %10 niasinamid var arkadaşlar bunun içerisinde. Dolayısıyla bu hem niasinamid serumu hem de türev formda C vitamini serumu arkadaşlar. Çok güçlü bir ürün bence. Ama hem güçlü hem de nazik olduğunu düşünüyorum ben ürünün. İçerisinde bir de yeşil çay, özü, meyan kökü ekstraktı, bir de kuşburnu özü de bulunuyor arkadaşlar. Dördüncü sırada sodyum hiyaluronat da bulunuyor. Düşük moleküler boyutta hiyaluronik asit aslında. Yani bu leke karşıtı, aydınlatıcı, etkili bir niasinamid serumu gibi düşünebilirsiniz bunu. Hem yüksek oranda niasinamid var hem de iyi bir oranda C vitamini var. Eğer böyle hani askorbik asit serumlarıyla anlaşamıyorum derseniz güzel bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Daha önce
C vitamininin yanı sıra bu kadar yüksek oranda niasinamid bir ürün denememiştim. O açıdan da ilginç buldum ürünü. Şuraya kadar kullanmışım. Son birkaç kullanımlık kaldı. Zaten yani dördüncü haftaya girdim ve böyle ufak tefek sivilce ilderim vardı çene bölgemde. Onları üçüncü hafta itibariyle ciddi anlamda azaldığını görebildim açıkçası. Yani üçüncü haftadan sonra ama fark görmeye başladım. Onu da belirtmek isterim. Öyle hemen birinci haftadan fark gördüm diyemem. Çünkü tek başına kullandım bunu. Herhangi bir retinal ürünü kullanmadım bunu kullanırken veya işte enzim peeling kullanmadım veya asit ürünü kullanmadım. Hani sadece bunu kullandığım ne kadar etki göreceğim diye görmek için gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. Bunu ben günde sadece bir kere kullanıyorum. O da sabah güneş kremi altına. Sabah akşam bence kullanmayın. Güçlü bir ürün çünkü. İçerisinde herhangi bir parfüm esansiyel yağ da yok. Yani irite edebilecek başka bir içerik yok. Fakat C vitamini ve niasinamid yüksek oranda var. O yüzden bu içeriklerle cildinizin iyi anlaştığına emin olmanız gerekiyor. Yani ilk defa mesela niasinamid serumu, daha önce hiç niasinamid serumu kullanmamış, daha önce hiç C vitaminini kullanmamış birine uygun olur mu? Bir şey diyemiyorum açıkçası. Ben daha önce kullandığım için bende herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Tam aksine gördüğünüz gibi genel bir aydınlık da sağlıyor cilde. Beğendiğim bir formül oldu. Bir de yapısı çok ince, hemen emiliyor ve yapış yapış bir hissi de yok. Yani onu da sevdim açıkçası. Türev formda lipozomal C vitamini serumu arayışındaysanız bakabilirsiniz bence. Bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda güneş kremi altında antioksidan desteği de sağlıyor. Şimdi bu tarz özel gün makyajlarında bence özellikle benim gibi karma ciltliyseniz çok böyle fazla katman olmamasına dikkat etmeniz lazım cildinizde. Yani makyajın altında çok böyle katman katman bir şeyler olmamalı. O yüzden gördüğünüz gibi nemlendirici maskemizi yaptık. Su bardağı bir C vitamini serum sürdüm. Şimdi bunun üzerine ben nemlendirici artık sürmeyeceğim. Çünkü yeterince cildim nemlenmiş gibi hissediyorum. İnce yapılı bir göz kremi de süreceğim şimdi. Ağır bir göz kremi bence kullanmayın. Eğer çok kuru göz çevreniz yoksa tabii ki. Kuru bir göz çevreniz varsa bildiğiniz, sevdiğiniz ürünleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama benim göz çevrem hem milya oluşturmaya çok meyilli. Hem de makyaj gün içinde kusabiliyor benim cildimde. Göz çevresinden de kusabiliyor. O yüzden çok ağır göz kremlerini ben tercih etmiyorum. Genelde böyle jel krem veya işte ince formda kremleri tercih ediyorum. Veya göz serumları tercih ediyorum. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Özellikle düğün öncesi eğer böyle 25 yaş üstü falansanız ve kırışıklık oluşumuna meyilliyse göz çevreniz Agrel'in içerikli göz kremlerine bakın bence ve hani düğünden bir ay, iki ay önce kullanmaya başlayın. Etki görmek istiyorsanız. Çünkü o kırışıkları gerçekten hafif de olsa açıcı etkisi var. Hani şişede botoks dediğimiz içerik bu. Tabii ki botoks kadar etkili değil ama diğer anlamda kırışıklık açıcı etkisini görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben göz kremleri dosyamda bahsetmiştim. Agrel'in içerikli göz kremlerinden. O göz kremi dosyasını da buraya bırakayım. BioHeal markasının Vitamin Toning Dark Spot Eye Cream ürününü kullanacağım. Bunu henüz yeni kullanmaya başladım. Yani bir hafta oldu olmadı. O yüzden şimdi söyleyeceklerim hani ilk izlenim olarak alın. Hani içerik listesine ekrana koyarım gene. Güzel bir içerik listesi var. Yapısını da ben beğendim. İnce bir yapı benim sevdiğim gibi. Çok fazla sürmeyeceğim. Çok az sürdüm gerçekten. Şöyle incecik bir yapısı var gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde esansiyel yağ var. Hafif bir turunçgil kokusu alıyorum. Fakat herhangi bir göz çevremde herhangi bir iritasyon yapmadı. Genelde ben tercih etmem. Göz kreminde hani parfüm olsun, esansiyel yağ olsun tercih etmem ama bu herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana, onu söyleyebilirim. İçerisinde 11 çeşit vitamin bulunuyor arkadaşlar ve lipodom teknolojisi kullanılmış. Bunda da seramit bulunuyor. Bifida fermentli lizat falan da bulunuyor fermentli içerik olarak. Güzel bir içerik listesi var. Ben fena bulmamıştım. Hatta iki tanesi 500 liraya satılıyor. Bu arkadaşınızla paylaşmayı düşünebilirsiniz. Hani böyle bir ürüne bakmak istiyorsanız. Onu da kısacık bilgilendirmesini yapmış olayım. Ama üründen aldığım verim anlamında konuşmak için çok erken. Ya şimdi güneş kremine geçelim. Bioderma'nın Photoderm Aqua Fluid ürününü kullanacağım arkadaşlar. Neden bunu kullanacağım? Çünkü yapısı çok ince. İçerisinde parfüm yok, esansiyel yağ yok. Makyaj altında iyi oluyor bu. Ve suya dayanıklı bir ürün. Özellikle denize giderken ben bunu kullanıyorum aslında. Kalıcı bir ürün olduğu için. Yani cidden çok fazla silmedikçe gitmiyor. 6 saat falan hani ciltte kalıyor öyle diyebilirim size. UV kamera ile de bakma şansım oldu çünkü. O açıdan söyleyebiliyorum. Ama tabii ki siz hangi ürünle rahat ediyorsanız güneş kremi olarak onu kullanın. Sevdiğiniz, bildiğiniz bir ürün olsun. En önemlisi bu bence.
ince yapılı bir ürün olduğu için aslında bunu böyle parmakla sürmeyi değil de kaşıkla sürmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Bir böyle de çay kaşığıyla süreceğim. Bunun en sevdiğim özelliklerinden biri de cildin üstüne böyle çok fazla katman oluşturmaması. Şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanacağınız güneş kreminin mineral filtreler varsa eğer, özellikle flashlı fotoğraflarda çok beyaz çıkabilir. Hani ışığı yansıttığı için. O yüzden ben aslında kimyasal filtreli bir ürün kullanma taraftarıyım. Tabii ki eğer hassas ciltliyseniz yapacak bir şey yok. Yani mineral filtreli ürün kullanmanız gerekiyorsa yapacak bir şey yok ama göz önünde bulundurun derim yani bu ihtimali. Ben mesela iyi anlaştığım bir kimyasal filtreli güneş kremi kullanırdım şahsen düğün günümde. Özellikle böyle açık hava düğünü falan olacaksa bütün gün güneş altında falan kalacaksınız. Mesela ben bayağı bir güneş altında kalmıştım o gün ve güneş kremi sürmemiştim. Bir şey oldu mu bir şey olmadı ama yani ne gerek var. Bu arada eğer düğününüz işte kışın olacaksa, akşam olacaksa tabii ki güneş kremi sürmeyin, tabii ki sürmeyin. Ben hani yaz düğünü olduğunu varsayıyorum ve de dışarıda olacağını varsayıyorum. O yüzden güneş kremi sürdüm. Eğer burada ellerinize de sürebilirsiniz. Ben dediğim gibi benim spesifik senaryoma göre güneş kremi sürmeliydim diyorum. Kışın hava karardıktan sonra içeride düğün yapıyorsunuzdur. Tabii ki de güneş kremi sürmeyeceksiniz yani hani hiç gerek yok. Cildini de ekstra bir katman oluşturmaya gerek yok. Hani daha uygun fiyatlı ne önerebilirsin bunun yerine derseniz de kimyasal güneş filtreli ürünler arasında en beğendiklerimden biri ve ciltte hiç katman bırakmıyor ve bütün cilt tiplerine uyan bir ürün. Yağlı cilde de uyuyor, kuru cilde de uyuyor. Dermaxxin by Watsons'ın bir ürünü var. Her zaman stok dışı olan bir ürün. Eğer hani Watsons'larda görürseniz kaçırmayın derim. Çoğu kişi çok memnun kalıyor çünkü. Ve insanlar zannediyorum stokluyorlar. O yüzden bu kadar çok hızlı tükeniyor ve bitiyor. Şimdi yine bir 15 dakika bunun oturmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten ürünlerin cilde oturmasını beklemek çok önemli bence. Hani bu şekilde ciltten kusmasını da engellemiş olursunuz ürünlerin diye düşünüyorum. 15 dakika sonra görüşürüz. Geri geldim. Şimdi artık makyaja başlayabiliriz. Önce bir makyajımı göstereyim size yapmış olduğum makyajı. Ve neden kendim yaptığımı da biraz açıklayayım. Şimdi bir makyaj atölyesine gitmiştim. Deneme makyajı yapmak için. Çok hoşuma gitmemişti o makyaj. Aslında çok güzel bir makyaj yapmıştı ama benim tarzıma çok uygun değildi. Ve de fazla hafif gelmişti o makyaj. O zaman için bana çok hafif gelmişti yani. O zamanlar birazcık daha göllerimin mesela belli olmasını seviyordum. O yüzden de çok fazla hafif gelmişti. Hiç yokmuşçasına bir makyaj yapmıştı çünkü ve benim cildim o zamanlar çok daha yağlıydı ve gün içinde yani 3-4 saat sonra cildim böyle yağ kusmuştu, deli gibi yağ kusmuştu. Dolayısıyla bu da aslında hani makyaj artistine gidiyorsanız da gerçekten istediklerinizi doğru bir şekilde aktarabilmeniz çok önemli bence. Ben en sonunda hani kendim yapmaya karar vermiştim. Çünkü şimdiki kadar olmasa da yine ürün deniyordum. Neredeyse her gün makyaj yapan biri olarak kendi yüzümü, yüz şeklimi en iyi tanıyan benim. O yüzden kendim yapmayı uygun görmüştüm o zaman. Bugün yaptığım makyajla alakalı kendimi eleştirdiğim çok nokta var şu anda. Ama genel olarak takdir ettiğim şeyler de var. Mesela işte cilt makyajını çok abartmamışım neyse ki. Bu arada cilt makyajımda ne kullanmıştım çok net hatırlıyorum. Makeup Forever markasının HD fondöteni vardı. Onu kullanmıştım. Çok da memnun kalmıştım. Hem bütün gün kalıcı hem fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. Zaten hani böyle özel gün makyajına uygun. Özellikle fotoğraf çekileceğiniz zamanlara uygun bir fondöten o. İçerisinde çinko oksit olmayan. Yani buna dikkat ederek o fondöteni seçmiştim. Fotoğraflarda iyi çıkacak. Flashback yapmayacak bir fondöten seçmiştim. Şu anda o ürün piyasadan kalktı. Yerine başka ürün geldi Makeup Forever'dan. Ama şu an için önereceğim başka fondötenler var. Onları paylaşacağım sizinle. Fakat mesela göz altlarım falan bence çok iyi gözükmüyor. Yine aynı markanın kapatıcısını kullanmıştım. Çok iyi bir kapatıcı değildi ve biraz kurutuyordu göz altlarımı. Öyle hatırlıyorum. O pek iyi gözükmüyor. İkincisi kaşlar. Kaşları yeterince önem vermemişim. MAC markasının Filink kalemiyle doldurmuştum hatırlıyorum ama yeterli doldurulmuş gözükmüyor. Çok hafif gözüküyor kaşlar yani o makyaja göre. Kirpikle uğraşmamak için ipek kirpik yaptırmıştım. O da görünümü biraz ağırlaştırmış açıkçası. Şu an olsa mesela yarım kirpik falan takmayı düşünüyorum. Hatta bugün takarız. Kirpik görünümünü bu kadar ağır sevmiyorum artık. Takdir ettiğim bir şey soğuk alt tonlu bir makyaj yapmışım. O zaman bu tonlar çok modaydı. Yine geri geldi o tonlar biliyorsunuz. Uzunca bir süre sıcak alt tonlar piyasayı domine ettikten sonra soğuk alt tonlar bu sene tekrar moda oldu. Tekrar yine benzer bir makyaj yapacağız o yüzden. Birazcık daha nötre kayacak bir makyaj yapacağım ben. Bu noktada bence gerçekten trendlerden ziyade cilt alt tonunuzu tanımanız çok önemli. Eğer sıcak alt tonluysanız
O zaman daha sıcak tonlara gidin. Soğuk alt tonluysanız daha soğuk renklere gitmeniz daha iyi olacaktır. Çok daha ciltle bütünleşmiş bir görüntü sağlarsınız diye düşünüyorum. O gün yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi ruj. Neredeyse hiç sürmemiş olmam. Lip balm gibi bir şey sürmüştüm galiba. Givenchy markasının bir lip balmı vardı pembe. Onu sürmüştüm. O şu anda piyasada yok hatta. Ve dudak kalemi çok belirgin gözüküyor. Dudaklarım çok hani tek renk gözükmüyor. Çok kötü. Bir sürü fotoğrafta dudaklarım bayağı kötü gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bir gün birazcık daha özeneceğim buna. Kontür yapmamışım hiç. Aldık olarak da yine Givenchy markasından bir aldık kullanmıştım. Böyle kırmızıya kaçan nar çiçeği güzel bir aldıktı. Fakat fotoğraflarda çıkmamış o hiçbir şekilde. Yanaklarım çok renksiz duruyor. Bütün bunların hepsini göz önünde bulundurarak şu anda çok daha güzel bir makyaj yapacağımı düşünüyorum. Önce dudaklarımı nemlendirmekle başlıyorum arkadaşlar. NYX'in dudak yağını kullanacağım. Bir de şunu hatırlıyorum, vakitsizlikten dolayı bir türlü oturup da düzgün bir prova yapamamıştım kendi kendime. Hani ürünleri almaya gitmiştik annemle Sephora'ya hatırlıyorum. Hani ürünleri almıştım, cildimde hepsini tek tek denemiştim ama şöyle oturup bir düğün makyajımı prova etmemiştim. Kesinlikle etmelisiniz bence. Ve hatta fotoğraf çekelim, bol bol fotoğraf çekelim ve daha fazla kontür mü gerekiyor? Daha fazla allık mı gerekiyor flashlı fotoğraflarda falan. Önceden prova etmek çok önemli bence. Ürünler yüzünüzde nasıl dayanıyor? Bir onu da görmeniz iyi olacaktır. Şimdi kas jeliyle devam edeceğim. Bu arada ben uygun fiyatlı ürünler kullanmaya çalışacağım. Çoğunlukla birkaç tane pahalı ürün de var. Ama hani alternatifini biliyorsam daha uygun fiyatlı beğendiğim. Onları da paylaşacağım sizinle. Lütfen ürünlerin fiyatları konusunda bana kızmayın lütfen. Sofly markasının kas jelini kullanacağım şimdi. Bunu her şeyden önce yapmanız bence önemli çünkü fondötenin üzerine fondöteni sürdükten sonra yaparsanız böyle biraz topak topak durabiliyor çünkü. Şöyle yukarıya doğru tarıyorum. Rengini kendine getireceğiz merak etmeyin. Yukarıya taranmış bir görüntü hoşunuza gidiyorsa bu şekilde bence sabitleyebilirsiniz kaşlarınızı. Eğer daha doğal bir görünüm istiyorsanız tabii ki bu kadar çok sürmek zorunda değilsiniz benim gibi ve yukarıya taramak zorunda değilsiniz. Çok hafifçe değdirip taramanız yeterli olacaktır. Şimdi baz kısmına gelelim. Bu arada ben önce göz makyajını yapacağım. Sonra cilt makyajını yapacağım. O gün yaptığım hatalardan biri de buydu aslında. Önce fondöteni sürüp sonra üzerine göz makyajını yapmıştım. Fakat çok koyu farlar kullanmıştım ve bu arada göz makyajında Naked paleti kullanmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam öyle hatırlıyorum. Bu diş köşelerde çok fazla koyu renkler var. O yüzden de dökülme yapmıştı aslında. Biraz zorlanmıştım. Orayı temizleyip üzerine tekrar fondöten geçmiştim falan. Şimdi aynı hatayı tekrar yapmam. Yani mutlaka göz makyajıyla başlarım makyajı yapmaya. Ama önce bir bazı süreceğim. Baz olarak da ben o gün hiçbir şey kullanmamıştım bu arada. Yani direkt çıplak cilde yapmıştım makyajı ama bence özellikle cildin ihtiyacını anlayıp ona göre baz kullanmanız önemli. Mesela ben karma ciltliyim. O yüzden T bölgesine matlaştırıcı bir şey geçeceğim şimdi. Hani daha fazla yağlanmaması için. Dış köşelere de daha parlak bir baz kullanacağım. Makeup Forever Shine Control bazını T bölgesine geçeceğim. Ama çok 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 az bir miktar. Yani bazları gerçekten abartmamak gerekiyor bence. Şu kadarcık bir miktar yeterli. Bunu iyice parmaklarıma yayıyorum. Ve bastıra bastıra süreceğim. Çünkü çok fazla sürerseniz bu da bir katman oluşturuyor cildin üzerinde ve kusma olabilir. O yüzden çok 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 az bir miktar sürmeniz gerçekten yeterli fazlasıyla. Uygun fiyatlı bir baz isterseniz de Bath & Body Works'ın bazı var. Daha çok pürüzsüzleştirici etki görüyor. Matlaştırıcı etkisi yok onun bence. Yağlanmayı engelleyici bir etkisi de yok. Daha çok pürüzsüzleştirici bir görev görüyor. Özellikle gözenekleriniz belli ise o tarz bir baz kullanmayı düşünebilirsiniz. Üstelik de silikonsuz bir ürün. Şimdi kenarlara da aydınlatıcı geçeceğim. Elimde bir sürü bu tarz ürün var. Mesela daha önceki videomda kullanmıştım. Physicians Formula'nın Spotlight diye bir aydınlatıcı bazı var. Gerçekten harika. Şiddetle öneririm. Çok çok güzel bir ürün. Ben şimdi birazcık daha belli olması için Apio markasının Juicy Pink aydınlatıcısını kullanacağım. Birkaç önerim daha olacak bu arada. Onlardan da bahsederim. Hani alternatifli gitmeye çalışıyorum çünkü bazıları stokta falan bulunabiliyor. Fazlasını süngerle alacağım. Şu görüntüyü istiyoruz ama abartmadan.
Alternatif olarak da bunlar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunları da kullandım. Essence'in Glow Multi Use Liquid Highlighter ürünleri. 01 olan sarı alt tonlu, 02 olan pembe alt tonlu. Şöyle renklerini de göstereyim de. Şu 02, şu da 01. Bunları da kullanabilirsiniz bence. Gayet başarılı formüller. Ben çok beğendim. Makyaj üstüne de kullanabilirsiniz. Makyaj altında da kullanabilirsiniz. Bir diğer örnekte Boris markasının Amazed jel aydınlatıcısı. Şöyle bir rengi var. Bu da pembe alt tonu arkadaşlar. Çok değişik jel bir yapısı var. Böyle simli değil, parlak parlak durmasına yardımcı oluyor. Vücuda da kullanılabilir. Aa, bu arada stoklarda pek bulunmuyor ama bundan da bahsetmesem olmaz. Revolution Max'in Bright Light Highlighter'ı da çok güzel. Bean Pink rengi. Ben bunu başka videolarımda kullanmıştım kanalda. Çok çok güzel bir pembe alt tonlu aydınlatıcı bu da. Daha önceki videolarımda görmüş olmalısınız. Çok çok güzel gerçekten. Bu arada eğer korektör kullanmanız gerekiyorsa, yani renk düzensizlikleriniz varsa, mesela ben şu rengi göz altına bazen şuradaki morlukları, yeşillikleri kapatmak için kullanıyorum. Yeşil olan kırmızılıkları kapatmak için mantıklı olabilir. Şimdi birazcık geçeceğim hatta burun kenarlarına. Benim burada kırca damarlarım var. Veya çok kırmızı bir sivilceniz vardır. Makyajla çok kapatacak gibi değildir. Yeşil rengi üzerine çok hafifçe rengini nötrlemek açısından iyi olabilir. Mor sarının karşıtı olduğu için çok böyle sarı sarı duran yerler varsa cildinizde onları nötrlemek için iyi olabilir. Dediğim gibi cildinizde çok fazla renk eşitsizliği varsa bu tarz hani bir korektör almayı da düşünebilirsiniz. Ben de birazdan kullanacağım. Şimdi göz makyajına geçelim. Göz bazı olarak ben bir şey kullanmayacağım. Çok da gerek yok açıkçası benim, çünkü göz kapaklarım çok fazla yağlanmıyor. Fakat göz kapaklarınız yağlanıyorsa iyi bir far bazına ihtiyacınız olabilir. Benim şimdiye kadar kullanıp en memnun kaldığım far bazı Nars'ın far bazıydı arkadaşlar. Fakat bayağı uzun süredir tekrar almadım. Dediğim gibi benim çok ihtiyacım yok çünkü. Bir diğer sevdiğim ürün de bu. Fakat bu çok beyaz. O yüzden şimdi bunu kullanmayacağım açıkçası. NYX'in bu Eyeshadow Base diye geçen ürünü. Bayağı beyaz arkadaşlar bu. Renkler böyle tam rengini versin derseniz bakabileceğiniz güzel bir baz bu da. Daha uygun fiyatlı olarak da Revolution'un bir far bazını denedim ama bu dediğim ikisi kadar kalıcı yapmıyor göz makyajına, onu söylemek istiyorum. Fena değil. Ona da bakılabilir. Onu da ekrana bırakmaya çalışacağım. Ama hani benim için olmasa da olur diyebileceğim bir ürün. Ben çok fazla da dediğim gibi kullanmıyorum. Şimdi çok az kapatıcı geçeceğim. Sadece renk eşitliği sağlasın diye ve çok kalıcı bir kapatıcı benim için. O yüzden bunu kullanacağım arkadaşlar. Revolution Conceal Undefined Infinite Concealer'ı. Bendeki C4 rengi bu arada. Arun'u da izleyen makyaj artisti arkadaşlarım varsa kusura bakmayın. Bu yanlış bir bilgilendirme olabilir yani. Göz kapağına kapatıcı sürülmez diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Fakat benim için işe yaradı açıkçası. Yani ben şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Göz kapaklarına dolma falan şeklinde. O yüzden kendime iyi geleni paylaşıyorum ve çok çok az, sadece renk eşitliği sağlaması için sürdüm. Ve eğer çok ciddi bir göz yağlanması probleminiz varsa kapatıcı sizi kesmeyecektir de. Ve daha kötü çizgilenmeye de neden olabilir. Kendi ihtiyaçlarınıza göre seçin derim yani. Şimdi evlenecek olsam büyük ihtimalle bu paleti kullanırdım. Natasha Denona'nın Glam paleti arkadaşlar. Bunu kullanırdım büyük ihtimalle. Yaptığım makyajda çok benzer renkler var burada. Bence tam düğün makyajı paleti bu zaten yani. Mesela sıcak alt tonlu kişiler için bir örnek vereceğim. Technique markasının Exposed paleti arkadaşlar. Bu gerçekten müthiş güzel bir palet yani. Çok beğendim ben bunu. Pigment kalitesi olarak çok başarılı. Hem de buradaki metalik farlar çok başarılı. Çok çok beğendim. Özellikle sıcak alt tonluysanız bu palete bakmalısınız bence. Gerçekten fiyatına göre çok çok iyi bir kalitesi var. Bu da mesela bence düğün makyajına çok uygun renkler var burada. Birazcık daha soğuk alt tonlu bir palet isterseniz de Makeup Akademi'nin şöyle bir paleti var. Buradaki renkler de bayağı başarılı. Buradaki metalik farlar bu arada teknik paletindeki kadar başarılı değil ama yine de çok iyi. Mesela şu müthiş bir renk bence. Yani hiç fena değil gerçekten. Ben çok beğendim. Renkleri de çok beğendim. Yani renk seçimleri de bence çok yerinde. Soğuk alt tonlu kişilerde bu palete bakabilir. Bir tane de mat bir palet önereceğim. Bu da soğuk alt tonlu bir palet. Hani soğuk alt tonlulara örnek veriyorum çünkü genelde soğuk alt tonlu kişiler için palet bulmak daha zor oluyor. Burada sadece mat farlar var. Kalitesi de çok çok başarılı gerçekten. Yani gövde karışması, pigmentasyonları gayet iyi.
Bu da başarılı bir soğuk alt tonlu mat palet. Eğer mat ifadeler istiyorsanız. Anisha'nın paletleri de bence uygun aslında düğün makyajına. Özellikle No 2, All of Brown. Bu çok uygun. Bunda hem mat farlar var, hem de glitter, hem de metalik işte daha ışıltılı farlar da var. Hepsi bir arada olsun derseniz böyle bir palete de bakabilirsiniz. No 2 nötr renklerden oluşuyor diyebilirim. No 3 de sıcak alt tonlardan oluşuyor. Bunda daha böyle şeftaliye kayan daha sıcak renkler var. Şimdi ben bir şu mat paleti kullanacağım. Bir de tekli bir far kullanacağım arkadaşlar. Benim şöyle tekli farları ayırdığım bir paletim var. Bunu MAC'ten almıştım ama içindeki farların hiçbiri MAC değil. Bunlar Sephora'nın tekli farları. Bunlar Kiko'nun glitter farları. Şunlar da Little Cosmetics markasının farları arkadaşlar. Sephora'nın tekli farları çok başarılı. Özellikle metal formülasyonda olanlar. Ben çok çok beğeniyorum. Hatta bugün şu rengi kullanmayı düşünüyorum. Bu Twinkle Twinkle rengiydi galiba. Şöyle bir mat palet ve bu tarz tekli bir farla da yapmayı düşünebilirsiniz. Ben o gün makyajımı öyle yapmıştım bu arada. Naked paleti kullanmıştım ama göz kapağına geçmek için kullandığım far Sephora Collection'dandı. Ama hangi far olduğunu hatırlamıyorum. Elimde de yok hangi far olduğunu. Kullandığım fırçaları da söylemeye çalışacağım size. Şu rengi alıyorum. Göz altına dökülebilir farlar. Sorun değil. Nasılsa makyajımızı yapmadığımız için silebiliriz. Hiç sorun değil. Bu farlar da biraz dökülme yapıyor bu arada. Pigmentasyonları da iyi olduğu için. Bunu böyle katlanma çizgisine geçiyorum. Şu rengi alacağım. Fırçayı değiştirmiyorum. Kenarları dağıtmaya yardımcı olsun diye. Bunun üstünden geçiyorum. Bakın burası daha homojen duruyor gördüğünüz gibi. Bu aralar böyle hani kötü gözükürse de yine kafaya takmayın çünkü zaten düzelteceğiz. Gözün altını düzelteceğiz. Birazcık daha koyu bir renkle göz kenarlarını koyutacağız. Şu üçüncü rengi alıyorum. Elimin üstüne birazcık oturtacağım bu rengi. Çok fazla gelmemesi için. Mesela önceki fotoğraflara baktığım zaman buradaki renk çok daha koyu. Açıkçası o kadar koyu olması gerekmiyor. Yani şu yeterli gölgeyi veriyor. Yeterli derinliği veriyor ben. Daha koyu yapmaya gerek yokmuş yani. Fakat büyük ihtimalle elimde kullandığım palette bu tarz bir ara renk yoktu. O yüzden hani koyu rengi kullanmış da olabilirim. Bir de benim tabii gözlerim simetrik olmadığı için bu tarafa yaptığım makyajla bu tarafa yaptığım makyaj her zaman uyuşmuyor. Elimden geldiğince hani simetrik yapmaya çalışıyorum ama bu kadar oluyor yani. Evet, bence yeterli derinliği verdik yani daha fazlasına gerek yok. Şimdi rengini birazcık daha soğuk yapmaya çalışacağım. O yüzden de şu rengi alıyorum. Birazcık daha soğutmaya çalışıyorum rengin aslında. Burada biraz sıcak duruyor farkındaysanız. Burası birazcık daha soğuk duruyor şimdi. Burası daha iyi duruyor bence. Bir de renkler çok daha iyi karışmış gözüküyor. Bence göz makyajını daha fazla koyutmayalım. Hani o zamandan farklı olarak. Ben şu anda bunu böyle yapardım. Daha fazla koyutmazdım göz makyajını. Şimdi gözün iç kısmına da şöyle bir şey yapacağım. Anisha'nın bu glitter sticklerinden 01 rengi bu. Bayağı aslında beyaz bir renk. Şöyle bir güzel yansıtması var. Hani çok göz kapağında aşırı belli olmuyor. Yakından daha çok belli oluyor. Bu suya dayanıklı bir ürün arkadaşlar. O yüzden bunu böyle göz kapağının üstüne geçeceğim. Hem bir baz oluşturuyoruz aslında. Süreceğimiz o metalik fara bir baz oluşturuyoruz. Hem de daha kalıcı olacak göz makyajı bu şekilde. Bunu göz panarına da geçiyorum hatta. Bu dediğim farı kullanacağım arkadaşlar. Sephora'nın Twinkle Twinkle farını. Bunu en iyi parmaklarla uygulayabiliyorsunuz aslında. Çok güzel bir far bu gerçekten. Böyle nasıl diyeyim? Birazcık böyle ıslak da duruyor aslında. Kameradan çok belli olmuyor. Şöyle ışıklığını göstermeye çalışıyorum ama kamera biraz yutuyor maalesef. Diğer gözü de yapıp geliyorum. Sesimi kaydetmeyi unutmuşum.
Bu tarafı yapmış bulundum, kusura bakmayın. Neyse, tekrar yapacağım. Açıklayarak yapacağım bu sabah. Jel eyeliner kullanmıştım arkadaşlar. Eyeliner'ı bu arada hemen söylüyorum. Inglot jel eyeliner'la çekmiştim. O zaman da bunu kullanmıştım arkadaşlar. Benim şimdiye kadar denemiş olduğum en başarılı eyeliner bu. Jel eyeliner. En azından böyle özel günler için bence bu tarz bir şey kullanmanız lazım. Çünkü gerçekten yerinden kıpırdamıyor bütün gün. Yani bu şekilde kalıyor. Şimdi o zaman tabii ki ben daha kalın bir eyeliner çekmişim. Moda öyleydi ve daha yukarıya doğru çekmiştim. Ama şimdi artık göz kapağımı daha iyi tanıyorum ve düşük göz kapaklarım olduğu için bu kadar yukarıdan değil de birazcık daha gözün etrafından çekmeye çalışıyorum kuyruğu. Bu şekilde gözü daha büyük gösteriyor aslında ve daha ince çekiyorum. Dolayısıyla göz kapağını tamamen kapatmıyorum. Bu şekilde hani göz hem daha aydınlık duruyor, birazcık daha böyle gözü kenara doğru aslında büyütüyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle bir jel eyeliner'la yapmaya çalışın derim. Likit eyeliner'dan ziyade. Bir de bu ürün çok çabuk kuruyor arkadaşlar. Bu tabii ki 7 seneki önceki ürün değil. Bunu yeni aldım. 9 ay zaten ömrü. Ürünü aldıktan sonra fırçaya hemen kapağını kapatın. Çok kolay kuruyan bir ürün bu. Kendi fırçasını kullanıyorum. Inglot 31T fırçası. Fırça gerçekten çok önemli. Bu şimdiye kadar denediğim en iyi eyeliner fırçası diyebilirim. Çok ince olduğu için incecik çekme imkanı sağlıyor. Fırça sizin yerinize işi yapıyor aslında. Bu ikisini ben set halinde almıştım hatta onu da söyleyeyim. Şu alttaki çizgiyi takip ediyorum aslında. Bir de söylemeyi unuttum. Fırçaya biraz ürünü aldıktan sonra iyice fırçaya yedirin ki her yerine eşit dağılsın. O da önemli bir nokta bence. İstiyorsanız bu şekilde hani keskin bir halde bırakabilirsiniz bence. Yani bu da bir alternatif tabii. Ama ben o gün dağıtmıştım bu eyeliner'ı. Öyle hatırlıyorum. Koyu bir farla üzerinden geçmiştim. Böyle birazcık daha buhulu bir görünüm olmuştu. O da güzel bir görüntü. Bugün öyle yapalım yine. Aynısını yapalım. Bu arada bir de şunu yaptım demin. Eyeliner'la çektiğiniz zaman gözün alt kısmıyla eyeliner arasında bazı boşluklar kalıyor. O boşlukları doldurmak için de bir jel kalem kullanacağım. Bu Flormer'ın Extreme Tattoo kalemlerinden bordo rengi. Neden bordo kullanıyorsun diyenler için de kahverengi gözleri birazcık daha iyi patlatıyor aslında bu renk. O yüzden şu gözün iç kısmına da bunu geçiyorum. Buradaki boşlukları kapatıyorum aslında. Açılı uçlu bir fırça alıyorum. Nashita Pro 265 numara bu. Bu Inglot'un fırçasından bir tık daha kalın. Yani böyle dağıtma işini yapmak için daha iyi bu. Buradaki en koyu renk şu. Onu birazcık alıyorum. Fırçaya eşit bir şekilde dağıtıyorum. Eyeliner'ın üzerinden şöyle geçeceğim. Birazcık dağıtıyorum yani. Ve o keskin simsiyah görüntüyü de hafifletmiş oluyorsunuz aslında. Dediğim gibi iki türlü de bence güzel duruyor. Bu şekilde keskin bir görünümden hoşlanıyorsanız böyle de bırakabilirsiniz. Daha yumuşak bir görünüm olsun derseniz bu da güzel olur. Bence fotoğraflarda bir tık daha yumuşak çıkıyor aslında. Maskaramı da sürelim. Şimdi tek tek ayırsın istiyorum. Zaten yarım kirpik takacağım bu arada. O yüzden çok fazla volüm aramıyorum şu anda. Essence'in Double Trouble maskarasını kullanacağım. Çünkü bu suya dayanıklı bir maskara arkadaşlar. Ve bütün gün kıpırdamıyor gerçekten. Yani benim şimdiye kadar gördüğüm en dayanıklı maskaralardan bir tanesi. Ve plastik bir fırçası var. Bu fırçadan herkes hoşlanmayabilir. Kirpikleri tek tek belirginleştiriyorum. Ben iki kat falan süreceğim. Çünkü çok volüm veren bir maskara değil, o yüzden birazcık daha volüm versin diye iki kat süreceğim. Essence'in Lashes to Impress yarım kirpiğini kullanacağım. Yine aynı markanın kirpik yapıştırıcısını kullanıyorum bir de. Şu bandı eğer çok dümdüz duruyorsa bunu birazcık şöyle kıvırıp yumuşamasını sağlayın ki gözünüze daha iyi otursun. Yapıştırıcıyı da sürüyorum. Yarım kirpik uygulamak daha kolay arkadaşlar. O yüzden ben şimdi hem doğal bir görünüm olsun diye hem de tam kirpik uygulamaktan daha kolay kesinlikle. Özellikle şu iç tarafları ben uygulamakta zorlanıyorum, bazen havaya kalkıyor falan.
Yarım dakika bekleyin bir de. 30 saniye kadar bekleyin. Biraz böyle yapışkanın kuruması lazım. Hemen gözünüze yapıştırmaya çalışmayın. Oynayacaktır çünkü. Birazcık kuruması lazım ki gözünüze daha iyi bir şekilde yerleştirebilin. Son olarak bir şey daha yapacağım. O da kirpik yapıştırıcısı bazı yerlerde biraz belli ediyor kendini. Onun üstünden geçeceğim yine. Aynı jel eyelinerla üstünden geçeceğim hafifçe. Arkadaşlar gözün üst kısmını bitirdim. Hemen gözümün altını misella suyla temizleyeceğim. Şöyle az da olsa birazcık dökülme yapmış. Gözün alt kısmında cilt makyajı bitince tamamlayacağız. Şimdi şu korektör paletini alıyorum arkadaşlar. Şimdi önce şu yeşil olandan alıyorum birazcık. Elinin üstünde de dağıtacağım. Bu yeşil olanla kızarık olan yerlerin üstünden geçiyorum. Benim için bunlar işte burun kenarları. Daha az fondöten sürmenizi sağlayacak da bir yöntem aslında bu. Böyle kalıp gibi durmayacak en azından. Çünkü zaten renk eşitliğini siz büyük ölçüde yapmış olacaksınız. Ve çok incecik bir katman halinde yapmaya çalışın. Özellikle buralarım da çok kızarık oluyor benim o yüzden. Oraya sürdüm. Bunu da süngerle dağıtacağım. Ve şu şeftali rengini alıyorum. Bunu da gözün iç kısmına geçeceğim. Yine süngerle dağıtıyorum. Fondöten olarak da ben mat bir fondöten kullanacağım. Tabii ki burada önemli olan hani sizin cildinizle uyumlu bir ürün kullanmanız. Eğer kuru ciltliyseniz birazcık daha parlak bitişli bir ürün isteyebilirsiniz ama ben karma ciltli olarak ve hani gün içinde cildi yağlanan biri olarak bu tarz hani özel günlerde mat bitişli bir ürün tercih ederim şahsen. Bugün ben Shiseido'yu kullanacağım arkadaşlar. Benim yani şu an için en beğendiğim mat bitişli fondöten ama buna çok yakın ürünler de var. Çok beğendiğim. Mesela Maybelline'in Fit Me çok çok başarılı bir mat fondöten bence. Yine aynı şekilde Revolution'un Conceal and Define fondöteni de çok başarılı. Ve bunlar da oldukça uzun süre kalıyorlar ciltte. Yani ikisi de çok başarılı. Bir de Kiko'nun Full Coverage 2-in-1 fondöteni. Bunlar hani kapatıcılığı ortadan yükseğe doğru ve kalıcı ürünler yani. Eğer vücut için bir fondöten istiyorsanız hani açıkta olan yerleriniz varsa, işte dekolte bölgenizde kapatmanız gereken işte çok fazla akne vesaire de varsa o zaman Revolution'un bu body fondötenine bakabilirsiniz. Real Techniques'in Buffing Brush ürünü. Çok eski bir fırça bu bendeki. Bu tarz mat fondötenleri kullanırken bence bütün yüze yaymayın ürünü. Çünkü çok hızlı sabitlenen ürünler bunlar. O yüzden yavaş yavaş ürünü cildinize yedirmeniz önemli. Bir kısmı alıyorum fırçaya. Hem hızlı hem de bölgesel çalışmanız lazım. En son üzerinden süngerle geçeceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde hani cilde yedirmeniz önemli bence. Bu şekilde hem daha ince bir şekilde sürebilirsiniz hem de daha doğal bir bitiş sağlarsınız yani. Birazcık daha elimin üstüne koyup bu arada fırçaya yaydım. Kuruluk belli ediyor demek istemiyorum ama mesela kuru ciltliyseniz ve böyle bir fondöten kullanacaksınız kesinlikle iyi bir şekilde nemlendirmeniz lazım öncesinde. Süngerle üstünden geçebiliriz artık. Şuna da dikkat edin bence kullandığınız sünger çok ıslak olmasın. Ben hatta bir gece önceden ıslatıyorum süngeri. Şu anda biraz beyaz duruyor ama oturuyor arkadaşlar. Bir de bronzer falan süreceğiz zaten. Eğer ki fondöten alışverişine çıkacaksanız mutlaka bir tester olarak isteyin. Size versinler ve evde deneyin arkadaşlar. Evde deneyin, o şekilde alın. Çok güzel gözüküyor olabilir. Mağazada oradaki stüdyo ışıkları çok farklı gösteriyor. Gün ışığında mutlaka görmeye çalışın ürünü. Çok ince bir katman halinde geçtim. Çok kalın bir katman sürmedim.
Gördüğünüz gibi çünkü ne kadar çok sürerseniz o kadar çok maske gibi durur. Maske gibi durmasını asla istemiyoruz. Ve kapatıcıyı da tabii o görüntü daha hoşlananlar olabilir ama ben çok açık renk seçmemeye çalışıyorum. Bu benim için yeterli bir görüntü yani. Bundan daha beyaz olmasını istemem şahsen. Özellikle burun kenarlarına kapatıcı sürerseniz çünkü topaklanma yapabiliyor. Uygulayacaksanız da çok çok az uygulamaya çalışın. Maybelline'in Superstay kapatıcısını kullanacağım arkadaşlar. Bunun rengi birazcık daha nötrdü çünkü. Birazcık elimin üstüne aldım. Kapatmam gereken yerlerin üstünden geçiyorum. Çok fazla uğraşmıyor musunuz yani ne için? Bugün düğün gününüz yani düğün gününüzde uğraşmayacaksınız da ne zaman uğraşacaksınız? Çok pardon. Yani özellikle böyle kapatmak istediğiniz yerlerin üzerinden birazcık daha kapatıcıyla incecik bir katman halinde geçmeye çalışın. Şimdi kontür ürününe gelirsek ben Fenty'nin Amber Stick ürününü kullanacağım. Burnumu sadece uzuna yaptım. Bir de gıdıma yapacağım. Daha uygun fiyatlı ürünler isterseniz de Apion'un Juicy Pink bronzerlarından BR02 rengi arkadaşlar. Bu oldukça soğuk alt tonlu bir ton. Bundan da hoşlanırsınız diye düşünüyorum. Birazcık daha sıcak tarafa kaymak isterseniz de Riva Labs'ın Contour City var. 01 light rengi bendeki. Bu bronzerla kontür arası bir rengi var bunun. Fenty daha soğuk alt tonlu gördüğünüz gibi. Şimdi kontür de bence birazcık dikkatli yapmak lazım çünkü hem az miktarda sürmeye dikkat edin hem iyice dağıtmaya dikkat edin. Bu şimdi çok sert duruyor ama üzerine başka şeyler gelince yumuşayacak bu görüntü. Yüz şeklinize göre inceltmek istediğiniz yerlere sürün. Yani herkesin kontür yapması gereken yer aynı değil. Mesela burnumun her yerine kontür yapmadım. Sadece ucuna yaptım gördüğünüz gibi. Mesela alnınız çok geniştir. O zaman alnınıza sürersiniz. Fakat benim alnım zaten kısa olduğu için ben buraları hiç yapmıyorum. Çünkü gerek yok. Benim burada inceltmek istediğim yer elmacık kemiklerim birazcık daha belirgin olsun. Bir de yüzüm birazcık daha ince gözüksün. O yüzden ben buralara yapıyorum. Bir de gıdımı kapatmak istediğim için gıdımın altına yapıyorum. Yani burada önemli olan nokta bence yüzünüzün şeklini iyi tanıyıp ona göre kontür yapmaya çalışın. Onu demeye çalışıyorum. Bu arada ben krem kontür, pudra kontür hepsini kullanacağım. Çünkü makyajın kalıcı olmasını istiyorsanız krem ve pudra ürünleri beraber kullanmak gerekiyor. Daha uzun ömürlü oluyor bu şekilde. Krem ağırlıkta kullanacağım o yüzden. Lightim bu çok pigmentli krem ağırlığını kullanacağım. Bu benim düğünümde kullandığım renge benziyor aslında. Şöyle birazcık elin üstüne alıyorum arkadaşlar. Bununla biraz fırçanın üstüne alacağım. Özellikle bazı kişilerin yüzü mesela çok fazla allık yiyor. Benim mesela allık yiyor yani yüzüm. Bir süre sonra kanmıyor. O yüzden hem krem hem de pudra geçerseniz daha kalıcı olacaktır yani. Mutlaka süngerle üstünden geçin iyice dağıtmak için. Şimdi krem ürünleri bitirdikten sonra yapmayı sevdiğim bir şey var. Sabitleyici sprey sıkmak. Bu şekilde aslında çok daha uzun süre dayanmasını sağlıyorsunuz makyajın. Şimdi sabitleyici spreylerin içerisindeki içerik, hani bu sabitlemeyi sağlayan içerikleri de ben ekrana yazacağım. İki içerik var. Ya PVP'yi görürsünüz ya da bir tane daha uzun ismi olan bir içerik var ya da onu görürsünüz. Ben şimdi size 3 tane örnek göstereceğim. Ben o gün Makeup Forever'ın kullanmıştım. Mist and Fix. Bugün daha uygun fiyatlı alternatiflerini de göstereceğim size. Hani benzer etki alabileceğiniz. Bir Golden Rose'un Makeup Fixing Spray'i var. Bir de Essence'ın Keep It Perfect Fixing Spray'i var arkadaşlar. İki üründe de PVP var. Bugün Essence'ı uygulayalım. Şöyle birazcık uzaktan sıkmaya çalışın. Bunu pudrayı sürmeden önce sürüyorum gördüğünüz gibi. Hani iyice bütün krem ürünleri sabitlesin diye. Şöyle bir elin üstüne test edelim. Çok da abartmayın. Eritmesini de istemiyoruz. Makyajı tamamen kurumasını bekleyeceğim.
ve şimdi pudraya geçebiliriz. Neden pudrayı sürdükten sonra bunu sıkmadın diyenler için de hani kısaca açıklamamı yapayım. Pudrayı sürüp bu tarz bir sprey sıktığım zaman daha kötü yerinden oynattığını görüyorum. Bu şekilde yaptığım zaman daha çok verim aldım. Makyaj daha uzun süre kaldı. Hem de sonrasında pudrayla aslında bir kere daha sabitlemiş oluyorsunuz ürünleri. O yüzden şimdi bir incir, bir toz pudraya ihtiyacınız var. Benim şu anda piyasada en beğendiğim pudraları göstereyim size. Burada bence önemli olan flashback olmaması, yani hani flashlı fotoğraflarda geri yansıma yapmaması. Revolution'dan şöyle toz pudralar aldım. Önce transparan pudrasını almıştım. Bu daha beyaz arkadaşlar, bilginiz olsun. Sonra bu light pink versiyonunu buldum. Bundan daha çok memnun kaldım, söylemek istiyorum. Önce bunu denemiştim, sonra bunu denedim. Bunun birazcık daha aydınlatıcı etkisi var. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Ve rengi çok beyaz olmadığı için de çok güzel ciltle bütünleşiyor gerçekten de. Eğer bunu stokta bulamazsanız diye söylüyorum, yine No Flashback diye pazarlanan Revolution Pro'nun CC Perfecting Pass Powder ürünü var. Bu birazcık daha kalın yapılı buna göre. Bu daha ince yapılı toz pudra olduğu için. O yüzden ben şimdi toz pudrayı kullanacağım. Yani bulabiliyorsanız bunu alın kesinlikle. Bu daha ince yapılı çünkü. Bunun bir de birazcık kapatıcılığı var. Eğer kapatıcılık istemiyorsanız bu daha iyi bir seçenek olur. Fakat hani bunu bulamadım, ne alayım derseniz bu da ikinci güzel tercih bence. Ben daha pahalı bir ürün alabilirim, ne alayım derseniz de Huda'nın, kesinlikle Huda'nın pudrası çok güzel. Fenty'nin pudrası çok güzel arkadaşlar. Fenty'yi de senelerce çok severek kullandım. Huda'yı bu sene keşfettim. İkisi arasında tercih yapmam gerekirse Huda bir tık daha iyi bence. Fakat Fenty de çok başarılı. Senelerce beni hiç yanıltmayan bir ürün oldu. Daha fazla para vermek istiyorum derseniz de bu iki ürüne bakabilirsiniz. Şimdi burada yapmayı sevdiğim bir şey daha var. Daha önce fırçayla sürüyordum ben. Ama bu son zamanlarda popülerleşen bir yöntem keşfettim. Toz pudrayı bu tarz puflarla sürmek. Bu çok yumuşak bir puf bu arada. Gerçekten çok güzel bir puf. Yani bayılarak kullanıyorum bunu. Şöyle birazcık pudrayı alıyorsunuz. Fakat bunu direkt yapıştırmayacaksınız. Bunu birazcık yaymanız gerekiyor. Ondan sonra sakın sürmeye çalışmayın. Tampon hareketlerle sabitlemek istediğin yerlerin üzerinden geçiyorsunuz. Ben bütün yüzümü sabitleyeceğim şimdi. Hani bu normal bir günlük makyaj olsaydı sadece göz altlarımı ve birazcık T bölgemi sabitleyip geçerdim. Ama özel gün makyajı olduğu için bütün yüzümü sabitleyeceğim. Burada püf noktası, ürünü pufa yedirmeniz. Pufa yedirmezseniz çok fazla ürün almış olursunuz. Pufa eşit yayılmadığı için ürün dağınık bir görüntü olabilir. O yüzden mutlaka ürünü elinizin üzerinde yayın yani. Yani o kadar güzel bir pudra ki yok gibi, çok güzel sabitliyor. Asla pudra görüntüsü olmuyor ciltte. Gözenekleri de böyle blurlaştırıyor diyebilirim. Kesinlikle şiddetle tavsiyemdir yani. Bu şekilde uygularsanız çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Birazcık kaşlarımı da sabitleyeceğim. Kaşlarımın üzerinden de çok acıcık geçiyorum. Şimdi artık toz renklendirici ürünlere gelebiliriz. Bronzer yerine şunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu muadil videomda göstermiştim size. Bobbi Brown Antigua bronzerına muadil olarak göstermiştim. Pastelin crush blushlarından 302 rengi. Bu şekilde çok pembe duran ama ciltte birazcık ısınan ve sanki doğal güneşten yanmışsınız görüntüsü veren çok güzel bir aldık aslında. Tabii ki böyle kalmayacak bu. Bunu elimin üstünde dağıtacağım da. Çünkü çok fazla gelmesini istemiyoruz. Bunu bu şekilde yüzün dış köşelerine geçeceğim arkadaşlar. Tabii siz istiyorsanız hani bronzer da kullanabilirsiniz ama çok açık tenler bronzer kullandığı zaman fotoğraflarda böyle biraz çamurumsu bir görüntü olabiliyor. Veya çok sarı alt tonlu durabiliyor. Tabii ki alt tonunuza da bağlı. Bu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha doğal bir görüntü. Ve fark ettiyseniz bu şekilde değil de şöyle tampon hareketlerle sürdüm. Çünkü alttaki fondöteni oynatmak istemiyorum. O yüzden tampon hareketlerle sürmeye çalışın. Bence daha fazla allığa da gerek yok yani. Çok doğal duruyor bu şekilde diye düşünüyorum. Bu kullandığım allık bronzer'ı da katlanma çizgisine de geçeceğim bunu. Bu şekilde göz makyajını daha bütünleştireceğiz aslında cilt makyajıyla beraber.
Tekrar paletimi aldım. Buradaki en açık renk var ya şu. O en açık rengi göz makyajının etrafından geçiyorum. Daha homojen bir dağılım olması için. Fotoğraflara baktığımda gözün altı birazcık fazla siyah kalmış bence. Mesela şu çok güzel bir ara ton. Şunun da gözün altını geçeceğim arkadaşlar. Hafif bir gölge yaratmış olduk kalemle falan uğraşmadan. Bence gayet yeterli bu. Göz kınarına geçmek için de böyle ten rengi bir kalem de kullanabilirsiniz. Gözü birazcık daha büyütmeye de yardımcı olacaktır. Gözün altına maskara, ben o gün çok acıcık geçmiştim. O yüzden şimdi de yine kullanacağım. Bu MAC'in Extended Play Perm Up Lash. Benim de sevdiğim bir ürün. Çok fazla sürmeyeceğim. Sadece biraz kirpikleri belirginleştiriyoruz, o kadar. Şu allığı tekrar alıyorum ve gözün altına da geçeceğim bunu. Çerçeveleyeceğim. Kaşlarım için de bir kaş pomadı kullanacağım. Bir Wild Lovesme'nin 01 rengini. Fırça olarak da Benefit'in fırçasını kullanıyorum. Bu fırça gerçekten çok başarılı. Kaşları boyamak istiyorsanız birazcık fırçaya alıp elinin üstünde ürünü eşit yayıyorum. Kaş pomadı daha dayanıklı olduğu için suya terlemeye vesaire. Ama bence tek başına yeterli değil. Birazcık kalemle de üstünden geçeceğim. Sadece kaşa genel bir şekil vermiş olduk aslında. NYX Brow Tint penlerinden böyle ufak ufak kırlar çizeceğim şimdi. Bu I Am Honey markasının kaş maskarası. Bu kaşları kaldırmıyor. Sadece rengini değiştiriyor kaşların. Bendeki 01 rengi olmalı. Kızıl bir renk arkadaşlar. Benim saçlarım kızıla kaçıyor. Şu anda pek belli olmuyor ama. Kaşlarımı da boyamadığım için rengini biraz kırmak istiyorum sadece. Ve görünümünü yumuşatmak istiyorum aslında. Üstünden hafifçe geçeceğim. Bakın rengi bir tık kırıldı gördüğünüz gibi. Bu daha soğuk, bu daha sıcak duruyor. Bunu tabii ki yapmak şart değil. Yani burada ben kendime göre biraz uyarlıyorum. Küllü saçlarınız varsa bunu sakın yapmayın. Çok kötü durur. Kızıl saçlarınız varsa yapın yani. Şimdi tabii bu düğün makyajı olduğu için bence kaşların birazcık daha yapılı olması önemli. Çünkü çok fazla uğraşmazsanız da bu sefer göz makyajıyla çok uyumsuz oluyor. Göz makyajı böyle biraz abartı olduğu için. Kaşlarla da birazcık uğraşmak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından hani şeklini iyi oturtmanız lazım bence. En son duraklara geçtik. Hayalimdeki dudak makyajını yapacağım arkadaşlar. Çünkü düğün günümde dudak makyajı diye bir şey yok. Yok. Yok yani hiçbir şey yapmamışım, hiçbir şey sürmemişim. Dudak kalemi sürdüğümü hatırlıyorum ama çok açık bir pembe renk sürmüştüm. Dudağımdaki lip balm da silinip gitmiş zaten bir saat içinde. Şu anda yapacak olsam ne yapardım onu göstereceğim size. MAC'in en sevdiğim dudak kalemini kullanıyorum. Bu arada bir takipçim bana bunun muadilini attı. Ekranı da koyacağım. Şöyle dudağı çerçeveliyorum. Çok dıştan değil ama. Sadece dudağın üst kısmını birazcık dıştan. Ama dudağın kenarlarını normalde çerçeveliyorum. Aynı şekilde dudağın bu kısmını birazcık daha dıştan. Kenarları da normal çerçeveliyorum. Bütün dudağı da birazcık geçelim. Ruj olarak da aslında bir sürü seçenek var kullanabileceğiniz. Özellikle de kalıcı ruj olsun istiyorsanız. Mesela Kiko'nun bu Unlimited Double Touch'ları çok başarılı. Çok başarılı. Bütün gün kalıyor. Asla kıpırdamıyor. Hatta ben şimdi bunu sürebilirim. Onun dışında yine aynı mantıkta çalışan bir ürün. NYX Shine Loud ürünleri. Mesela bunlar da çok başarılı. Önce şu likit kısmı sürüyorsunuz. Sonra üzerine sabitleyici ve gloss kısmı var. Çok uzun süre dayanıyor. Bunlar da aynı şekilde çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar. Bu tarz özel gün makyajlarına çok iyi olur bence. Bu da çok başarılı bir ürün. Maybelline'in yeni çıkan Vinyl Lip Gloss'ları da başarılı olabilir. Hem kalıcı hem de gloss formunda. Sonrasında burada likit ama parlak yapıda rujlar. Bunlara da bakılabilir isterseniz. Ben daha konforlu ürünler istiyorum derseniz de 3CE'nin lip tintleri çok başarılı. Pastel'in Show Your Power
rujları uygun olabilir bence bunlar da. Çünkü bunlar da kalıcı. Hem de daha konforlu mat rujlar. Üzerine gloss falan geçebilirsiniz isterseniz. Yani benim önerilerim bu şekilde. Yani bunlara elim giderdi eğer şu an evlenecek olsaydım. İki rengi karıştıracağım arkadaşlar. Önce bu 102 rengini süreceğim. Dudağın ortasına da 120 rengini süreceğim. Çünkü tek başına bunu sürersem çok koyu olur gibi geldi. İkisini karıştıracağım o yüzden. Bu ürünü sürerken dudaklarınızı birbirine yapıştırmayın. Yani yapmayın. Bunu demeye çalışıyorum. 120 renginde dudağın ortasına geçelim. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Şu gloss kısmını sürüyorum. Gloss kısmını kesinlikle sürmelisiniz. Çünkü hem daha konforlu olmasını sağlıyor rujun. Yani dudağınızda daha az hissediyorsunuz bu şekilde ürünü. Kuruluğu önlüyor aslında. Hem daha konforlu hem daha uzun süre dayanıyor. Hem de şu parlak görüntü benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çok uzun süre bu şekilde kalıyor bu arada. Eğer bir şey yiyip içmezseniz şu parlak görüntü de gitmiyor. Tam düğün makyajı için bence kullanılabilecek bir ürün bu. Arkadaşlar benim makyajım büyük ölçüde bitti. Sadece kontürü birazcık daha fazla yapmak isteyebilirsiniz. Essence'ın bu kontür paletiyle yapacağım arkadaşlar. İki rengi karıştırıyorum. Aldığı da birazcık daha sürmek isterseniz. Özellikle kenarlara bir tık daha. Aydınlatıcı olarak da ben aslında bu şekilde bırakabilirim. Çok aydınlatıcı sürmesem de olur ama. O zaman sürmüştüm diye hatırlıyorum. Chanel markasından bir aydınlatıcı kullanmıştım, öyle hatırlıyorum. Hatta Limitle koleksiyonundan bir aydınlatıcıydı ve yapısı buna çok benziyordu. Rengi de buna çok benziyordu aslında. Böyle hafif jelimsi bir pudra. Bu da öyle. Bu da hangisi zaten tahmin ediyorsunuzdur. Wet n Wild'ın Mega Glow highlighterlarından Blossom Glow rengi arkadaşlar. Dibini gördüğüm aydınlatıcılardan bir tanesi. Fazlasını elimin üstüne alacağım. Kaşın altına ve şu buralara geçiyorum. Çok fazla geçmenize gerek yok. Zaten gün içinde parlayacaksınız. Altına da aydınlatıcı sürmüştük hatırlarsanız. Yeterli olur zaten bu kadarı. Aydınlatıcı göz içine de geçeceğim. Evet, bitirdik arkadaşlar. Tabii bu görüntü bazılarında çok ağır gelebilir. Ben bu kadar makyaj yapmam diyebilirsiniz ama ben hani kendi yaptığım makyajı tekrar yaptım. Ve o zamanki makyajım daha da ağırdı bence. Şu anda bu daha hafif versiyonu. Ama kesinlikle bu makyajı çok daha fazla beğendim ben. Kendi üstümde en azından. Umarım sizin de hoşunuza giden bir makyaj olmuştur. Şöyle makyajı yakından da göstermek istiyorum. O gün yolunda gitmeyen bir sürü şey olabilir. Düğün gününüzde çok fazla strese girmemeye çalışın. Ben mesela çok mükemmeliyetçi bir insan olduğum için o gün aşırı strese girmiştim ama hiç gerek yokmuş yani. Çünkü çoğunu hatırlamıyorsunuz yani. Emin olun. İnsanlarla güzel vakit geçirmeye bakın. Çok fazla kafaya takmayın yani her şeyi. Her şey %100 planında gitmeyecek çünkü. Çok fazla kafaya takmayın demek istiyorum. Zaten stresli bir gün. Daha da fazla kendinize stres yapmayın yani. Burada vücut makyajı yapmadık ama dediğim gibi şu ürünü kullanmayı düşünebilirsiniz bence. Özellikle renk eşitliği sağlamak istediğiniz yerler varsa bence dekolte bölgenize de sürmeniz iyi bir fikir olabilir. Mesela ben demin buramı kaşıdım hemen kızardı gerçekten. Tabii ki gelinliğe gelmemesine dikkat edin yani. Gerekiyorsa birisinden yardım alın yani hani vücudunuza sürmeniz gerekiyorsa sırtınız açıkça mesela. Ve hani sırt sivilceleri falan yaşıyorsanız hani mutlaka bir fondötenle incecik bir şekilde kapatmaya çalışın derim. Bir de vücut aydınlatıcısı sürmeyi de düşünebilirsiniz. Bu Essence'ın bir ürünü bu arada. Özellikle şu kemik kısmına sürüyorum ben.
Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki çok daha doğal bir görünüm tercih edecek olanlarınız da olabilir. Tamamen gelinliğe ve kişinin zevkine bağlı diye düşünüyorum. Çok abartılı düğün makyajını ben de beğenmiyorum ama hani normalde yaptığınızdan bir tık daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Bu kendi fikrim şahsen. O zaman kendime böyle bir görünüm yakıştırmışım. Hala yakıştırdığım bir görüntü. Özel gün makyajı olarak da kendime yakıştırdığım bir görüntü en azından. Umarım burada anlattıklarım bir nebze faydalı olmuştur. Eğer aranızda evlenecek olanlarınız varsa mutluluklar dilerim. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa seve seve cevaplarım onları da. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.